أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hem yerde hareket eden hiçbir canlı, kanatlarıyla uçan hiçbir kuş türü yoktur ki, sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rablerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır. Gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine ram olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır. Senden önce de nice peygamberlerle böyle alay edilmişti. Ama alay konusu yaptıkları o azap, alay edenleri her taraftan sarıvermişti. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır, dedi. Günün birinde Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. Bir de kuşları teftiş etti de, hüthütü neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı, dedi. Biz Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar, ey kuşlar, onunla beraber tesbih edin, şevke gelip Allah'ın yüceliğini terennüm edin, dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık, demiri şekillendirme kudreti verdik. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizama dikkat et ve siz de ey Davud ailesi, hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız. Çünkü ben yaptıklarınızı görüyorum, buyurduk. Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi. Üstlerinde kuşların saf saf dizilip, kanatlarını açıp yumarak dolaşmalarını hiç görmüyorlar mı? Onları havada, Rahman'dan başka tutan yoktur. O elbette her şeyi görür.